Normal klasik bir betonarme işi bu da gizli. Ama civar villalardan, inşaatlardan gelen insanlar aman Allah'ım diyor. Geçen bir işte kamyon halinde gidiyoruz biliyorsunuz, devamlı şeyde konuşuyoruz. Yani anlatmadan geçemeyeceğim. Birinci oturum bizde kaldı. Mehmet abi uçuyor tabii. Hep onun betonun kitabıyla dövecektim yani o kadar. Biz inşaat mühendisini anlatmıyoruz olayı. Gidip makine mühendisini anlatıyoruz. İnşaatta da o teslim alıyor. Elektriği o teslim alıyor. Kazıyı da o teslim alıyor. Çünkü piyasada çalışmış. Sana ben o kadar iş gönderdim ya. Onlar da senin kamu ve harise döndü abi. Hüseyin abi, piyasanın durumu hakkında ne bilgin var ya? Şimdi inşaatı gezeceğiz, oradan çekimlerimiz olacak ama. Şimdi şöyle, hani burada bizim hani çok kimsenin bilmediği böyle atla deve bir imalat olmayacak. Hani standart mesela metropolde cidden ekstrem bir işti yani. Oradaki brüt işçiliği ekstrem bir işti. Yani onun haricindeki işte izolasyon işçiliği aslında olması gereken klasik bir işti. Ekstrem değil, olması gereken miktarıyla bir işti. Belki fazladan yaptığımız sürme kristalize izolasyonlar fazladan olabilir. Bu bizim aslında burası şansımız. Hani burada bizim daha önce uygulamadığımız veya farklı gelen ne olabilir? Belki taş kaplamalar olabilir. Belki ahşap kaplamalar olabilir. Belki işte alüminyum doğramaların detayları olabilir. Biraz hani klasiğin dışında onlar olabilir. Bunlar aslında hani piyasadan sordunuz. Biraz işverenle alakalı şeyler. Hani az önce dediğim gibi herkes kendi bütçesine göre iş yapıyor. Bu da bizim şansımız. Yine metropolde olduğu gibi iyi bir işverene denk gelmiş olmamız. Yani bu hakikaten çok önemli. Yani ben şimdi burada taş yönü mantolama yapacağım. Yani ben derken Sağlı Hocam yapacak. Hani işin başında o doğru bizim hani literatürde ben diye konuşuluyor. Sağlı Hocam burada taş yönü izolasyon yapacak. Normal klasik bir betonarme işi burada bizce. Ama civar villalardan, inşaatlardan gelen insanlar aman Allah'ım diyor. Geçen belediyeden buraya yeni yer teslimi diye bir kavram çıkmış, biz de burada öğrendik. Yer teslimine geldiler, bir baktı dedi ki ya ne güzel iş yapmışsınız dedi ya. Yo dedim ya, çok mu güzel yapmışız, hani normal beton harbi bizce. Hani mesele aslında anlayış, işi düzgün yapma anlayışı olmalı. Evet. Biz ne yaparsak, abi 5 santim 16 tane karbonlu mantolama iyi bir ürün müdür? İyi bir üründür. Hani bunu düzgün yapmak önemli. Yani bunun yanında işte mekanik montajı, altta işte bilmem neli şey bak, mantolama da yapabilirsiniz. Bu daha bir iyi bir ürün müdür? Daha bir iyi üründür. Kime göre? Benim işverenime göre o iyi üründür. Buradaki orta gelirli bir insan için de o iyi üründür. Piyasa çok sıkıntılı. Burada biz iyi bir işverene denk geldik. Ama bakıyorsunuz işte kamyon hallerine giriyoruz. Biliyorsunuz devamlı şeyde konuşuyoruz. Yani anlatmadan geçemeyeceğim. Bir hepimizin tanıdığı ortak bir abimiz var. İşte Mehmet abiden bahsediyorum. O bize hep der ki işte Hüseyin Hocam, Sahne Hocam yani aldınız mı? Yok abi alamadık. Ya neydi işte muammen bedel, işte yaklaşık maliyet attım işte abi 5 milyondu. Siz ne kadar verdiniz? Abi biz 4,5 milyon verdik. Ya iyi vermişsiniz. Ya kaça gitti hali 3 milyon. Fesubhanallah. Ya Hüseyin Hocam bu adam nasıl, siz yanlış hesaplıyorsunuz. Ya o da biraz böyle ağzına geldiği gibi direkt konuşur. Bir şey beceremiyorsunuz, yanlış hesaplıyorsunuz. Abi tamam doğrudur. Neyse. Tabi dün şey küçük piyasa. Dedik ya Hüseyin Bey, Salih Bey bize dedi şeyi hazırlayın. Bizim firmamızı ihalelere girebilir hale getirin. Tamam abi getirelim. Malum onlar inşaat konusunda bizden çok daha tecrübeli. Bizim 4,5 lira yazdığımız maliyeti bunlar 4'e çekiyorlar. Beraber ihaleye girdik. Salih Hocam'la girdiler açık oturum. Elleri titriyor böyle yani. Hani ben de dışarıdayım. Mehmet abi de o tavrında bilirim. Evet ya çok güzel bir şeymiş mi diyor. Rakamlar açıklanıyor falan. İki oturumlu. Birinci oturum bizde kaldı. Mehmet abi uçuyor tabii. Neydi yaklaşık maliyet? 1.900.000. Ha 1.900.000 lira. Bizim fiyatımız 1.400.000 lira. İlk oturum bizde kaldı. Dedik ki ikinci oturmada işte biraz daha kırarız. İşte neyse ikinci oturumda 1 milyona birisi geldi aldı işte 1 milyon 100 bin lira. 1 milyon 900 bin liralık işi 1 milyon 100 bin lira. %50. He. Mehmet abi kafa yiyor tabii. Dedim ki Mehmet abi hep bize diyordun ya hani siz bu işi beceremiyorsunuz. Anladın mı? Anladım dedi. Şimdi anlamadığım bir şey var dedi. Bunu nasıl bu adam yapıyor? Bu işi nasıl yapacak dedi. Tamam abi şimdi gidip geldiği bir kurum. Hani kurum ismini de telaffuz ettim burada bilenler vardı. Gidip geldi. Bir gün sabahleyin saat 8.30'da işte 8 çeyrekte falan telefonum çalıyor. Efendim Mehmet abi. Hüseyin abi dedi. Direkt şey yok. Hani selamünaleyküm, hayırlı sabahlar falan yok. Hani sormuştum ya sana bu adamlar bu işi nasıl yapıyorlar? Buldum dedi. Öğrendim dedi nasıl yaptıklarını. Nasıl abi? Hani dedi çelik tonajı vardı ya biz 50 ton hesap etmiştik. Ama biz statik rapora göre 50 ton hesap ettik. Kafamıza göre hesap etmedik onu. Adam dedi bir çelik kullanmış 30 tonla geçmiş burayı dedi. Malzemeyi dedi yarı yarıya dedi malzemeden kazanmış bu adam dedi. Ondan sonra
İşçilikte de dedi birisiyle dedi 20 bin liraya anlaşmış. Geçen beni aradı dedi ki ya Mehmet abi bu adamda 8 bin liram kaldı. 12 bin liramı verdi. 8 bin liram kaldı. Sen bunu tanıyordur bana yardım et dedi. İşçilikten de dedi yarı yarıya kazanıyor bu adam dedi. Kimsenin parasını bu işten dedi %50 para kazanılıyor dedi. Demek ki dedi bu iş böyle yapılıyormuş. Yani adam zararı bırak. Tabii canım kâr acayip para kazanıyor. Peki dedim Mehmet abi biz böyle yapabilir miyiz dedim. Yani sen yapabilir misin? Vallahi dedi o adam dedi onda 8 bin lirasını bırakmış ya. Ben de dedi bir yemyesi kalsa başımın etini yerdi dedi. Şimdi şey var, maalesef işler böyle yapılıyor. Bu ülkemizin acı bir gerçeği. Hani ben öyle çok bilmiş konuşmaya gerek yok. Hani bizi izleyenlerden, takipçilerinizden çok işin içerisinde olan insanlar vardır ama benim şu naçizane genç yaşımdaki tecrübem gördüğüm devlet insanı iki şeye teşvik ediyor abi. Bir çalmaya, iki batmaya. Üçüncü bir ihtimal yok. Peki, bu adam bundan para kazansın. Bir, yok maalesef. Bir virgül koyalım. Mesela diyelim ki ben de o ihaleye girdim. Sen de girdin. Devlet 1 milyon 900 dedi. Kimseyi çalmaya teşvik etmedi senin tabirlerine. Ve salladım 1 milyon 800 gibi, 1 milyon 900 gibi belediye değerlerde bana verdi. Sen şimdi diyorsun ya ben statik rapora göre hesap ettim çeliği. Ben de hesap ettim statiğe göre çeliklerini, bağlantılarını, bulonlarını, her şeyi hesap ettim. Ama yerinde ben kötü niyetli olarak gene yapmadım. Gene yapmadım. Yani devlet burada gene zarar görecek aslında. Yani onun da çok da önüne geçemez. Ancak kontrol sayesinde geçebilir belki. Ya maalesef. Yani adam KPSS'den 90'ı almış gitmiş oturmuş oraya. Birçok arkadaşımızı tencih ediyorum. Ya bir işimizde Sarı Hocam hatırlıyor musun? Keşif çıkarmış beni aradı. Hani şartnamesini biz hazırladık biz yapın diye uğraşıyorlar. Dedim ki Emre Bey buraya ne kadar dedim demir hesap ettin dedim. Abi felence pozdan şu kadar hesap ettim dedi. Betonarme kitabını aldım gidip onun betonarme kitabıyla dövecektim yani o kadar. Sarı Hocam dedik ya bir dur otur dedi ya. Ya bilmiyor dedi hani işte ya abi bilmiyor da dedim bu devletin malı dedim ya böyle bir şey olmaz. Maalesef bilmiyor arkadaşlarımız. Kahpecinin 90 alıp gidip oturuyorlar oraya. Ondan sonra da böyle işler çıkıyor ortaya maalesef yani. Abi bu yıllardır bizim zaten hep konuştuğumuz şeyler. Mühendislik kavramı asla bir puanla bir sınavla belirlenip de oraya kondurulmaz. Kesinlikle. Benim önüme bir ara mühendis alacaktık arkadaş çıktı. 8-9 yıllık tecrübesi varmış adamın. Evet. Ama tecrübe edindiği noktalar bizim işimize yaramaz hiç. O da bu ayrı spesifik bir işte. Yapı denetim, belediyeler alakalı ilişkileri, projecilerle alakalı ilişkileri, proje kovuşturması şeklinde evet. Hiç bizim inşaatımızla alakası yok. Yaramaz derken şefim bu kısımda yaramaz. Hani yaramaz ya gayet tabii. Ya benim kolumda ben ona çalışamam. Yani. İstediğim verimi alamam. Aynı şey devlet için de geçerli. Alırken o kuruma hangi alan üzerine adam uzmanlaşmışsa onanması lazım. Sana yapacaksa gene yapsın onun üzerinden. Ama önce o şartı sağlaması lazım. Evet. İşte maalesef bir tane makine mühendisi arkadaşımız vardı. Kulakları çınlasın. Çok sevdiğimiz düzgün. Onu da kızağa çektiler yani. O kadar düzgündü ki. Şimdi neyse. Hani makine mühendisi ne yapar? Mekaniği kontrol eder. Teslim alır. İnşaatı da o teslim alıyor. Elektriği de o teslim alıyor. Kazıyı da o teslim alıyor. Çünkü piyasada çalışmış efendim. Piyasada çalışmış. Önceden piyasada çalışmış arkadaş. Gelmiş memur olmuş sonra. 5 sene falan çalışmış. Evet. Ostim'de çalışmış yani. Büyük firmalarda çalışmış. Neyin kibinlerde ne yanlış yapacağını biliyor adam. Denetlerken de ona göre denetliyor. İnşaatta da hakeza bilgisi var. Biz inşaat mühendisini anlatmıyoruz olayı. Gidiyoruz makine mühendisini anlatıyoruz. Ya bak bunu böyle böyle yapacağız. Şunu şöyle yaptık. Şurası şöyle. Şuradan şu kadar fazla. O tamam diyor yani. Hiç kimse karışmıyor. Sanki bütün her şeyden o sorumluymuş gibi. Evet, yani maalesef kalifiye olmak çok önemli. Hem devlette olsun hem yapılan işlerle alakalı olsun. Şimdi hani bir de şu var hani devlet de aslında bir şey diyemiyorum. Hani devlet işte ihale, kamu ihale mevzuatına insanımız da hakikaten çok kötü niyetli yani. İnsanımız kötü niyetli. Evvela orada bir sıkıntı var. Onların kötü niyetinden dolayı devlet de aşağı çekiyor. Aynen öyle. Hani bilemiyorum. Bizim şansımız ne? Bizim şansımız ha burada böyle. Biliyorsunuz her zaman mı böyle doğru işverenlerle buluşuyoruz? Biz de hani yaptığımız pazarlıkları biliyorsunuz. Sinan yağının sana yanından... ben o kadar iş gönderdim ya. Bu sürü adam bağladım. Bir sürü ev yaptıracak adam sana geldi. Proje çizdirdi. Hazırlık yaptın. Hatta bana ne diyor biliyor musun? Belgesel gibi bir ev yapacağız abi diyor. Ha şu neydi? Belgesel gibi ev abi. Ne şuyu? 2-3 tane bağlı söyledi. İsim zikretmeyelim. Tamam. Onlar da senin kamu ve harise döndü abi.
Öyle aynen. Ya, şefim yani ben şimdi beni şu anda tahrik ediyorsunuz. Dürtüklemeyin şefim. Dürtüklüyorsunuz yani beni. Ya şefim adama çok enteresan. Gidiyoruz.